Sayın İnce Öz, buyurun size de iki dakika süre veriyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, ben de Engin Bey'in sondan değerlendirmesine katıldığımı, özellikle yurtdışı basınında bu eleştirileri kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Her şey Türkiye'nin ve dünyanın gözü önünde ceyran etmiş. Görüntüler, 15 Temmuz gecesi yaşananlar, bunun çok apaçık bir şekilde devlet kurumları içerisine, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış. Ve yıllarca kendilerini kamufle etmiş bir yapı tarafından, sinsi vatan hainleri tarafından gerçekleştirilmiş bir darbe girişimidir. Ve bu anlamda da yaşananlar ortadadır. Ben de aynı kanaatle bütün bu eleştirilere haksız ve yersiz bir şekilde yazılan ve gerçekleri çarpıtılan tüm basına biz de buradan hadi oradan diyoruz. Bunları kabul etmediğimizi. Net bir şekilde ortaya tavrımızda da koymuş oluyoruz. Burada 15 Temmuz gecesi yaşananlar darbe girişimine karşı biliyorsunuz hem OHAL kararı alındı. Bu terör örgütüyle mücadele ve kanun hükmünde kararnamelerle. Burada şunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bu ülkemizin, demokrasimizin, devletimizin her alanda kurumlar içerisindeki yapının temizlenmesi için atılması gereken adımlardı. Burada parlamentoya da tavrından dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. İkinci bir konu özellikle... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde sızmış bir yapının gerçekleştirmiş olduğu darbe girişiminden bahsediyoruz. Bu anlamda da orada kahramanca, fedakarca canını hiçe sayarak mücadele eden gerek emniyet gerek askeriyenin içerisinde kahraman askerlerimizi, emniyet güçlerimizi de buradan hakkını vermek gerekir. Bunun ayrımının çok net bir şekilde yapılması gerekir. Burada üniformalı vatan hainleriyle üniformalı gerçek askerlerimizin ayrımını eleştiriler yapılırken ayırt ederek yapmamız lazım ve topyekun bir zan altında bırakmamak gerektiği kanaatindeyim. Bu ayrıma da dikkat etmemiz lazım. Siz de tamamlayın lütfen bir dakikada. Tekrar 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anarken... Sadece mücadelemizin Fethullahçı terör örgütüyle değil, bugün bir taraftan da PKK terör örgütüyle mücadelemizin de kararlılıkla devam edeceğini, bu arada askerlerimizi, hayatlarını kaybeden şehitlerimize ben tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah Türkiye buradan bu süreçten demokrasisini, kurumlarını çok daha güçlendirerek önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirme konusunda azimli ve kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir diyor. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.